Arkadaşlar herkese merhabalar. Dün çektiğim İlhas Haber Ajansı videosundan sonra videonun altına gelen yorumların büyük bir kısmını ibret ve dehşet içinde okudum. Şimdi arkadaşlar bir sürü insan kredili işlem yapmış. Bakın kredili işlem yapmış. Şimdi yani bir kere borsada volatilitenin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda cumartesi gününden bahsetmiyorum ayın 9'u pazartesi de ayın 7'sinde işte bu İsrail Hamas tarafında bazı olaylar oldu. Ee, ondan bir ay önce yani bu işi bilen adamlar yanlış anlamayın insanları uyara uyara hadi ben kendimi koymuyorum arkadaşlar ben sürekli diyorum yani kredili işlemlerden bilmiyorsanız Viop tarafından ...özellikle varant tarafından uzak durun arkadaşlar... ...Viyop'la varant tarafı zaten heyecan açlık kullanılır... E, ...onun dışında orası bir para kazanma yeri değildir... ...şimdi sen kredili işlem yaptın... E, ...bu tahta ayın dokuzundan beri aşağı geliyor... ...bir kere kredili işlem yapıp hafta sonu riski nasıl alabiliyor insanlar... ...onu anlamıyorum... E, ...sen bunu pazartesi tabandan aldıysan... ...meyasal tabandan aldıysan... E, ...taban taban gelen bir hisseyi nasıl kredili alabiliyorsun... ...bu nasıl bir cesarettir bilmiyorum... Altına bir de bana soruyor ne yapayım diye. Ya ben uzun zamandır bu piyasada daha benim bir tane kredili işlemim yok arkadaşlar. Param kadar işlem yapmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca hep böyle oldu. Gece rahat yattım arkadaşlar. Sürekli para kazanmadım. Yani sizin kadar çok para kazanmadım ama gece rahat yattım. Ya şu kredili işi bakın arkadaşlar özellikle böyle durumlarda bakın para e, ya herkesin bir işi var hayatını bir yerden kazanıyor. Bir de buna dönüp hani kredili işlem açmak bilmiyorum arkadaşlar. Hani benim aklım almıyor. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin. Şimdi burada bakın İlas Haber Ajansı tarafında dün bir yayın yaptım. Yayının altına çok fazla yorum geldi. Ben önümüzdeki hafta çekecektim bu videoyu. Şöyle bir genel bakalım. Bakın genel skor Fira 5 üzerinden 376 vermiş. 376 gerçekten iyi bir skor. Büyüme 5 üzerinden 5 karlık 5 üzerinden 260 kaldıraç 5 üzerinden 3.95 likitte 5 üzerinden 4.75 verimlilik 5 üzerinden 2.5. Halka açıklık oranı %34.37. Fiyat kazanç oranı 54.58. Buraya çok fazla takılmayın çünkü ben de çok fazla takılmıyorum. PEG'e bakalım. pek biraz ee, yani bir tık yüksek arkadaşlar PEG rasyosu. Piyasa değeri defter değeri 12.5 bilgi hizmet faaliyetlerinde 1542 bilgi ve iletişimde 1505. Şimdi bilgi hizmet faaliyetlerine yani İlas Haber Ajansı'nın işini yapan bir firma var mı? Yok. E şimdi ben bunun için adil bir piyasa değeri, defter değeri nasıl belirlemeliyim? Valla onu bilmiyorum. Yeni bilanço geldiği zaman bir bakarız. Finansallara geçtiğimiz zaman arkadaşlar finansallarda çeyrekliklerde %26 yıllıklarda %94'lük bir artış var. Şurası patlamış harika yani. %226 yıllıklarda %110.75 ama işte burada bir istikrar yok arkadaşlar. Dönemsel bakın ikinci çeyrek iyi geliyor. 3'te 4 kötü geliyor bakın. Yani bir burada iyi gelmiş. Burada kötü gelmiş. Burada bir tık daha kötü gelmiş. Yani şimdi... E, net kar trendiyle ben çok fazla ilgilenmiyorum. Beni esas faaliyet kar trendi ilgilendiriyor. Esas faaliyetlerinden para kazanıyor, kazanmıyor. Burası daha istikrarlı mesela. Fakat esas faaliyetlerinden ne yapıyor arkadaşlar? Bunu Bu önemli benim için. Hasılat tarafında bakıyoruz. Düzenli bir artış var arkadaşlar. Hasılat tarafı olumlu. Yani bürütkar tarafı şey olumlu. Esas faaliyet karı bu, burası işte çok fazla bana güven vermiyor. Favök tarafına baktığımız zaman da Favök tarafı da toparlanmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şurası dün konuşmuştuk. Amerikan doları bazında bakın önemli bir trend desteği. Bakın günlüklerde önemli bir trend desteği. Şimdi burası kırıldı arkadaşlar. Bugün burası kırıldı. Bakın birinci temas, ikinci temas, şurası bir üçüncü temas olur mu dediğimiz bölge. Burası maalesef kırıldı. Tahta çok sert aşağı geliyor arkadaşlar. Şimdi konu burada tahtanın sert aşağı gelmesi, sert yukarı gitmesi vesaire değil. Şimdi bana bunu şimdi yani hani borsa İstanbul tarafında kimse anlatamaz. Ayın 7'sinde Hamas'ın bir saldırısı oluyor. Ayın 9'unda piyasa açılıyor. Ayın 9'unda piyasa açılıyor. 9'unda arkadaşlar görüyorsunuz. Ayın 10'unda yukarıya doğru bir fitil atıyor. Şurada 3 günlük bakın şurada insanlar Muhtemelen ben videonun izlenme sayılarından anlıyorum İçeriye alınıyor çünkü burada bir market kırılımı var yani yukarıya doğru bir market kırılmış Şurası Kırılan kuvvetli bir direnç bölgesi şurada bir yatay direncimiz var Abi çatara çutara tahta aşağı geliyor yani çatara çutara tahta aşağı geliyor şurada bir destek bölgesi var bakın hem Trend destek bölgesi hem de şey destek bölgesi burası yine bir yatay destek bölgesi dönüyor buraya Dün pullback yapıyor ve aşağıya doğru devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın borsa tarafına yatırımcı bulmakta zaten zorlanıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 günde şurada 100 bin lira para koysan tahtaya bugün paran 60 bin lira. 4 günde 60 bin lira. Yani bu yani diyecek bir şey ben bulamıyorum arkadaşlar ama işte yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. Yani illas tarafının dönün grafiklerine bakın Amerikan doları bazında bir sene, iki sene, üç sene bazen beş sene bir konstilasyon yatay süre, seyir alanı. Ondan sonra Allah ne verdiyse bir yukarıya trend. Bir altı ay, yedi ay bir uptrend. Coinlerde oluyor bu arkadaşlar. Aynısı. Bir döngülerle hareket ediyoruz. Ondan sonra çatara çutara aşağı geliyor. Bir üç dört sene daha bekleme dönemi. Ya zaten bu adamlar Zaten bu yüzden bir koç, bir sabancı olamayacaklar arkadaşlar. Bir uluslararası oyuncu olamayacaklar. Çünkü yani şu grafiğin bir kere buradan buraya gelmesi normal değil. Bakın şöyle bir grafik yapısı yok arkadaşlar. 1 lira 78 kuruştan burası geldi. 72 lira. Şimdi daha önce de konuştuk. Şimdi ben bunun düştüğü yere mi bakmalıyım? Çıktığı yere mi bakmalıyım arkadaşlar? Bakın bir şey alıyorken bunlara bakmamız gerekiyor. Şimdi yukarıdan baktığımız zaman ben burada da işlem açtım açmadım demiyorum arkadaşlar. Yani yalana dolana gerek yok. Açtım stopladım. Dünkü yayında da söyledim. Açtım stopladım. Hadi şurayı alalım. Ee, şurayı alalım. %74.84. Abi bu all time low'undan %1034.80 primli. Şimdi bu tahtayı yapmanız yetmiyor. Buna bir yerlerden mal vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi bir piyasa yapıyorsunuz. Yani bunu bir gayrimenkul piyasasından şey yapalım. İşte bir yere bir şey yapılacak e, millet orada 10 lira, 12 liraya tarla satıyor sen gidiyorsun oradan 20 liraya alıyorsun e, haberi duyan başkaları 25 liraya alıyor öbür haberi duyan 30 liraya alıyor onu duyan 40 liraya alıyor ondan sonra piyasaya zaten normal oyuncular haber akışının gelmesiyle beraber fiyat 100 liraya çıkıyor. Şimdi bu malı bir yerde devretmen lazım. Ben oraya gittiğim zaman ilk soracağım şey kardeşim burada bir sene önce fiyatlar neydi? Emlakçıyla yer baktıktan sonra ilk soracağım şey o kahveye giderim bir kahve söylerim. Zaten insanlar da sever böyle. Bir sene önce fiyatlar neydi? Bir buna bakarım arkadaşlar. Şimdi orada bir sene önce fiyatların atıyorum 15-20 lira metrekaresini olduğunu öğrenip burada da 400-500 lira fiyatlar isteniyorsa ben kahve içer teşekkür eder dönerim. Şimdi bunu bir yerde revize etmeniz gerekiyor. Bakın bu karı çünkü bu elinizde bir maldır. Menkul gayrimenkul fark etmiyor. Bunu bir yerde revize etmeniz gerekiyor. Bu buradaki düşüşte mi revize edildi? Burada mı revize edildi? Bundan çok fazla emin değilim. Şurası Amerikan doları bazında önemli bir destek noktası. Bakın arkadaşlar, önemli bir destek noktası Amerikan doları bazında. Şurası önemli bir destek noktası. Burası kırıldı. Şimdi ee, en azından grafiğin ya ortalamalar için söylüyorum arkadaşlar. Her düşte bir kere ortalama yapmayın. Hiçbirimiz o kadar zengin değiliz. Onu bir kere söyleyeyim. Ee, bu tarz şeyler kısa vadede çok kötü gözüküyor. insanın hayatını karartıyor, üzüntüye sebep oluyor. Biliyorum. Ee, ki arkadaşlar ben çok uzun süredir borsada işlem yapıyorum. Penta tarafında yakalandım yani bu işin ayıbı, günahı yok. Her genç kızın başına geliyor. Buradan bir dönüp bir ders çıkarmam gerekiyor. Yani ben en azından kendi adıma yapabildiğim kadar o tarafı yapabildim. Burada nerede hata yaptım? Nerede FOMO'ya kapıldım? Neresi benim için daha şeydi? Şurası da bakın Amerikan doları bazında fena bir yer gibi durmuyor. İnşallah şuradan 52-51 centlerden şuradan yatay destekten önümüzdeki hafta bir tepkisini alır ama artık yani şurada ne mal verildi bakın şurada ne mal verildi Ne oldu ne bitti hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar yani şurada adam 10 bin dolar para yatırsa 3 dolar 84 cent de bugün parası bakın 10 bin dolar yatırdı bugün parası 1600 dolar şimdi biz burada insanlara borsayı sevdirmeye çalışıyoruz yani ki arkadaşlar bakın burada işte sosyal medyada yayın yapan adamların tamamı da sürekli para kazanmıyor. Kayıtlarımız oluyor. Kazançlarımız oluyor. E, oluyor yani. Ama şeyi söyleyeceğim. Şimdi sen böyle bir tahtada bak işlem açıyorsan bir kere şu kırılımdan sonra işlem açıyorsan burada bir kere stopsuz işlem yapmayacaksın. Ben dedim dünkü yayında da söyledim arkadaşlar. Şu bölgede bir işlem açtım. Beni burada stoplattılar. E, ben bunu bir Katıl grubunda işte dedim ben stop oldum diye. Bu buradan çarp dönünce. E, şimdi oradaki adam diyor ki bu herif bir bok binmiyor diyor. Yani orada bir stop mesafesi koyuyorsun. Şurada belki stop oluyorsun. Şuradaki mumda şurada maliyet açıyorsun. Şuradaki mumda stop oluyorsun. Şeylere takılmayın. Bu buradan bir koyuyor yukarıya. işte gidiyor 20 liradan 26 liraya. %30 koyuyor. Şimdi adam diyor ki ya bu herif bir bok binmiyor. Ya arkadaşlar bakın ben burada stop olmasam açık ve net bir şekilde söylüyorum. Şuradaki mumda karımı revize edip çıkmıştım. Çünkü şurada tekrar şeyin içine giriyor. Bakın şurada kırdığı bölgeyi görüyor musunuz? Bakın bunun altında günlük kapanış yapıyor. Ben ya günlük kapanış akşam seansı kapanmasına doğru ya burada pozisyonumu kapatacaktım veya sabah açılışta şurada muhtemelen pozisyonumu kapatacaktım. Alacaklardı götüreceklerdi. Şimdi bu saatten sonra ne olur? Bir kere arkadaşlar ortalama yapmak için acele etmeyin. Her düşüşte mal almayın. Yani e, hiçbirimizin bakın o kadar parası yok. Tahtada mal var. Çok fazla acele etmeden teenniyle hareket etmeniz gerekiyor. E, şurası bakın önemli bir trend destek bölgesiydi. Ben hatta sabah bir dedim Amerikan doları bazında şurada bir deneyeyim mi vesaire. Sabah zaten geç uyandım bugün de. E, baktığımda zaten buranın altındaydı e, dedim bir aşağılara doğru gelsin gerekirse bakarız noktasına geldim Vallahi bunu oturup izleyeceğiz Arkadaşlar şimdi yani Şuradaki kırılımdan sonra bu kadar sert içeri giren bir finansal ürünle ilgili benim hani artık orası destek Burası destek oradan da buradan da Vallahi bunu kim yapıyorsa olabilir çünkü Abi ayın 7'sinde saldırı oluyor. Ayın dokuzunda piyasa açılıyor. Ayın 10'unda yukarıya bir fitil atıyorsun. Ondan sonra aşağı geliyorsun. Dünkü yayında da söyledim. Yani bu firmanın abi İsrail'de, Filistin'de veya Suriye'de bir fabrikası mı var? Yani bu, bu kadar etkilenecek ne var? E, burada kırılan bir direnç bölgesi var. Normalde buranın teknik olarak destek vazifesi görmesi gerekir. Görmedi. E burası da görmedi. Şuradan da hatta pul beyni yaptı. Şu anda aşağıya doğru geliyor. Valla arkadaşlar kimse kimseye bir şey yapamaz. Yani kimse de yanlış anlamasın. Kısa vadede para kazanırsın. İşte bunu kim yapıyorsa ben net bir şekilde ona söylüyorum. Yarın öbür gün işte borsa tarafında yine artık şey körler sağırlar birbirlerine ağırlara döneceğiz. Bu olmaz yani yazık günah arkadaşlar. İşte borsa tarafında diyorum ya yerli spekülatörler iyi para kazandı. Bunların davulculuğunu yapan Twitter tarafında Telegram tarafında YouTube tarafında bir güruh var. Vallahi kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yani şurada ben Twitter tarafını bilmiyorum abi. Kim Borazanlı'nı yaptıysa bu tahtana gidin o dönün ona küfredin abi yani kimse kusura bakmasın. Çünkü şurada zaten formasyon hedefi tamamlanıyor. 25 22de de tamamlanıyor. Yani normal adil bir şeyde buraya kadar bir impuls olur. Şuradaki bölgeye kadar tekrar bir pullback beklersin burada. İşte kötü haber akışı vesaire. Şurada ortalamaları kendine çeker. Buradan bir işte en azından daha önce konuşmuştuk hatırlayanlar vardır. Yanılmıyorsam şurasıydı. Yani şuradaki en azından bir imbalans alanlarını alır. Bakın şuradaki bir imbalans alanlarının alır. Şurası önemli bir yine maliyetlenme bölgesi gibi duruyor. Şurada bir yatay süreç yapar. Şuralara kadar bir alır. Ondan sonra aşağı devam edecekse aşağı devam eder ama ee, şeyde bir şey vardı YouTube'da mı Twitter'da mı işte yeter ciğerimi söktün ama yeter milletin ciğerini söküyorsunuz ya bu olmaz yani yarın öbür günde işte yatırımcı bulamıyoruz işte biz borsayı sevdireceğiz diye uğraşıyoruz buradan birileri böyle hareketler yapıyor Allah diyecek bir şey yok arkadaşlar Allah içeride kalanlara yardım etsin umuyorum şurada çok fazla mal verilmemiştir arkadaşlar ee, şuradaki dolar bazlı desteği muhakkak takip edin. Bakın Amerikan doları bazlı desteği takip edin. Videoya yeteri kadar beğeni yorum gelirse arkadaşlar dönem dönem bakacağım kağıtlardan bir tanesi de bu olabilir. Ee, ama yani burada artık diyecek bir şey yok. Kelimeler kifayetsiz kalıyor arkadaşlar. Sert bir şekilde aşağı geldi. Yani şurada 100 bin lira para yatırsan abi bugün %40 geldi aşağı işte. Geçmiş olsun 60 bin lira paran kaldı abi. Ee, ne oldu? Çok düştü. İşte bak çok düştü. Abi düştü de abi çıktığı yere bir baksana yani. Aşağıdan da gelmiş yani. Aşağıdan da gelmiş. Ee, Valla diyecek bir şey yok arkadaşlar. İzleyip yaşayıp göreceğiz. Ee, rahat rahat konuşuyorum. Valla kimse de kusura bakmasın. Taban taban gidiyor yani işse. Ee, dönüp kızılacak birileri varsa. Bir abi kendine kızacaksın. Yani kredili işlem niye yapıyorsun? Ya bu kadar ben. Kredili işlem yapacak bir güre olduğunu tahmin etmiyordum. İki abi ben yani şuradaki tahtta da pozisyon açtığımda bile yüzde maksimum %2'sini %3'ünü geçirmem arkadaşlar. Bakın geçirmem. Çünkü e, burada tahtayı yapan ne derse olacak abi. Yani burada bu piyasayı kim yapıyorsa burada tahtayı kim yapıyorsa o ne diyorsa olacak. Şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi dolar bazında. Artık göreceğiz arkadaşlar. Şuralar işte 51 sentler işte. 49 centler 52 centler neyse umuyorum işte önümüzdeki hafta ee, buralar tutar. Şuradaki trend desteği önemli arkadaşlar muhakkak grafiklerinizi ekleyin. Bakın şurası şurada bir impulse correction var. Ondan sonra acaba şurası tutar mı dedim. Burası da tutmadı artık izleyip göreceğiz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.